Hiç utanmadınız mı o teşhirciliği yaparken? Hala elim ayağım titriyor sizi gördüğümde. Bir kadına bu travmayı yaşatmaya ne hakkınız var? Cinsel açtınız resmen. Hiç utanmadınız mı ulu orta? Saat 21.12 idi. 21.12 idi. Siz de bir anneden doğmadınız mı? Metroda ulu ortada nasıl böyle bir şey yaparsınız? Sizin de kızınız, çocuğunuz yok mu? Torununuz yok mu? 70 yaşındasınız ya. Böyle bir şey olabilir mi? Yine bir kadın, yine taciz kabusu. Tam da burada duruyordu. Bir kadın güvenle, tek başına, gönül rahatlığıyla metrodan çıkamayacak mı? Şov Haber muhabiri Tuğba Södekoğlu metroda taciz mağduru oldu. Tacizci yakalanınca onunla böyle yüzleşti. Hiç utanmadınız mı o teşhirciliği yaparken? Hala elim ayağım titriyor sizi gördüğümde. Bir kadına bu travmayı yaşatmaya ne hakkınız var? Meslek hayatım boyunca taciz mağduru olan belki de onlarca kadınla röportaj yaptım. Ama bu kez metrodan çıkıp evime gitmeye çalışırken benim başıma akıl almaz bir olay geldi. Bir teşhirciyle tam da metroda yüz yüze geldim, taciz edildim. Bu kez mağdur ben oldum. Akşam saatleriydi. Akıl almaz olay Gayrettepe metrosunda yaşandı. Evime gidiyordum. Bir kulağımda telefon vardı. O sırada ablamla konuşuyordum. Bir süre sonra tacizci şüpheli tavırlar sergilemeye başladı. Çünkü bu yürüyen merdivenden indikten sonra diğerine doğru devam etmedi. Buraya doğru, çıkışa doğru yönelmedi. Ne yaptı? Buraya geldi. Burada durdu, bekledi. Ve ben şüphelenmeye başladığım andan itibaren kalbim hızla atmaya başladım. Gözü dönen teşhirci karşısındaki kadının kaçamayacağının farkındaydı. Çünkü yürüyen merdivenden geri geri gitme şansım yoktu. Ve tam da buraya geldiğim anda bana tuhaf tuhaf bakmaya başladı. Hatta tam burada dururken üzerime doğru birkaç adım atmaya başladı. Ve iyice yürüyen merdivenden çıktıktan sonra o teşhirciliğe maruz kaldı. Utanmaz adam fermuarını açtı, teşhircilik yaptı ve Şov Haber muhabiri Tuğba Södekoğlu'nun üzerine yürüdü. O anı görür görmez korkuyla hızla buradaki yürüyen merdivene yöneldim ve koşarak caddeye doğru kaçtım. Şov Haber muhabiri genç bir erkekten yardım isteyip teşhircinin peşine düştü. Ama sapı kısa sürede gözden kayboldu. Şişli polisi güvenlik kameralarını büyük bir titizlikle inceledi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri o tacizci, teşhirciyi yakaladı. Hiç utanmadınız mı o teşhirciliği yaparken? Hala elim ayağım titriyor sizi gördüğümde. Bir kadına bu travmayı yaşatmaya ne hakkınız var? Siz de bir anneden doğmadınız mı? Metroda ulu ortada nasıl böyle bir şey yaparsınız? Sizin de kızınız, çocuğunuz yok mu? Torununuz yok mu? 70 yaşındasınız ya. Böyle bir şey olabilir mi? Kızım ilk defa görüyorum. Metro istasyonunda cinsel açtınız resmen. Hiç utanmadınız mı ulu orta? Saat 21.12 idi. 21.12 idi. Tacizci ifadesinde suçunu kabul etmedi. Ama 2005 yılında Kadıköy'de de aynı teşhirciliği yaptığı ortaya çıktı. Ne olur susmayın. Gidin şikayetçi olun ve bunu yapanlar en ağır cezayı alsın. Tuğba'nın dediği gibi biz Tuğba'ya geçmiş olsun demiyoruz sadece. Çünkü onun yaşadığı o korku, travma aslında Türkiye'de kadın olmanın zorluğunu anlatan binlerce karanlık hikayeden sadece biri değerli izleyenler. Bütün toplumun, özellikle de biz kadınların görevi ise o karanlığa teslim olmamak, zorbaların, tacizcilerin, sapkınların en ağır cezaları alması için savaşmak, biz değil onlar utansın diyerek pes etmemek ve gizlememek değerli izleyenler.